Başkan, 31 Mart seçimlerinden sonra 2,5 yıl geçti. Seferihisar 2,5 yılda ne kazandı? Şimdi şöyle başlamak isterim. Seferihisar biliyorsunuz ki bir büyükşehir belediye başkanı çıkardı kendi içerisinde. Daha önceki Seferihisar belediye başkanı, şu anda büyükşehir belediye başkanımız. Bence en büyük kazancı bu. Bunlardan bir tanesi. Çünkü Tunç Başkan Seferihisar'ı çok iyi tanıyor. Seferihisar'ı çok iyi bilen bir belediye başkanı. İşte en arka sokağının en ücra köşesinden en işte caddesine kadar her yeri biliyor. Onun için Tunç Başkanım'la devamlı iletişim halindeyiz. Ve birçok yaraya da parmak bastık beraber. İşte bu 2,5 yıl içerisinde başta tabii biraz maddi sıkıntılarımız vardı. Onları aştık. Belli bir noktaya geldik. Şimdi yatırımlara başlıyoruz. Bu süreç içerisinde de her zaman tarıma verdiğimiz gibi desteklerimizi devam ettirdik tarımla ilgili. Birçok yenilikler konusunda birçok yenilikler yaptık tarımla ilgili. Mesela daha önce yapmış olduğumuz tohum takas yeniliklerimiz var. Pandeminin etkisiyle bunları yapamamıştık. Fakat biz boş durmadık. Yine atalık tohumlarımızı yetiştirdik. Can Yücel Tohum Merkezimizde. Aşağı yukarı her yıl çiftçimize destek olması amaçlı 150 bin fide dağıttık. Çocuk belediyemizle ilgili bir sürü çalışma yürüttük. Çocuklarımızla beraber yaptığımız birçok faaliyetler var. Sağcık bölgesinde yaptığımız çalışmalar var. Ürkmez'de yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan önemlisi mesela Ürkmez bölgesinde şey yoktu, bir belediye ek hizmet binamız yoktu. Seferihisar'a aşağı yukarı 26-27 kilometre uzaklıkta olan bir beldemizdi, mahalle oldu. Bize bağlandı. Orada muhakkak böyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Ek hizmet binası yaptık. Çünkü insanlar en ufak bir şey sormak için bile orada kalkıp Seferihisar Belediyesi'ne gelmek zorunda kalıyorlardı. Şu anda orada çok rahatlıkla bir belediyeden, yani Seferihisar Belediyesi'ne alabildikleri hizmetleri birçoğunu orada alabilmeye başladılar. Ayrıca göreve geldik, hemen işte üreticiyle beraber ne yapabiliriz diye düşündük. Üreticiyi işin içine katacağımız bir halk marketi kurduk. Halk marketle beraber üreticiyi de işin içine soktuk. Şimdi dışarıdan bakıldığında halk market sadece Seferihisar Belediyesi halk market dediğinizde bir market niteliğinde gözüküyor ama göründüğü gibi bir şey değil esasında. Mesela Seferihisar'daki üreticinin et ve et ürünlerinin et reyonunda Seferihisar üreticilerinin hayvanlarını kesiyoruz. Artı işte belli başlı süt ve süt ürünleriyle ilgili aynı şekilde Seferihisar'dan gene bir üreticimizin desteklediği bir reyonu var. Şeyini manav reyonunu deseniz mesela kooperatiflerle çalışıyoruz. İçerisinde birçok kooperatif ürünü de satıyoruz. Yani bunun gibi birçok farklı şeyler yarattık. Şimdi biliyorsunuz ki büyük marketler kazandığı parayı genelde merkeze yolluyorlar. Fakat bizim buradaki amacımız bizim markette kazanılan para tekrar Seferihisar'da yatırım olarak geri dönüyor. Farkımız burada, bir farkı da burada. Bir seyyar market olayına geldik. Seyyar market yaptık pandemi döneminde. Bununla beraber uluslararası çapta statüsü olan ödül kazandık. En iyi yaşanan kentler ödülünü kazandık. Market olmayan mahallelerimize seyyar marketle ulaştırdık. İçerisinde işte manavından tutun, gıdasından tutun, yiyeceğinden içeceğinden tutun. Her türlü şeyi mahallesinde market olmayan kişilere ulaştırdık. Bunda da dediğim gibi uluslararası çapta bir ödül kazandık. Bunu bir proje olarak sunduğumuzda statüsü orada. Ayrıca Yingar diye bir sanal market, alışveriş marketi kurduk. Bunu da kurmamızın amacı, biliyorsunuz ki artık pandemiyle beraber ticari şeyin üzerine dönmeye başladı.
sanal marketlerin üzerinde dönmeye başladı. Seferihisar'da da her köşe başında artık işte büyük marketlerin arabalarını görmeye başladık. Bunun karşısında dedik ki işte yerel esnafımızı nasıl koruyabiliriz? Böyle bir uygulama yapalım. Biz de bunlara karşı bu uygulamaya bizim kendi esnafımızı davet edelim. İşte paket servisinde hizmet verebilen, ayağa hizmet götürebilen bütün esnafımız buna dahil olsun. Aynı şekilde Google Play'den indiriyorsunuz bizim de uygulamamızı. Oradan verdiğiniz bir sipariş bizim aracılığımızda, yani bu uygulama aracılığıyla sıfır komisyonsuz olarak gidiyor. Özelliği burada. Diğer uygulamalarda mesela büyük şirketler bunların üzerinden %10, 12, 15 neyse artık komisyon alıyorlar. Bizdeki farkı komisyon bedeli ödemeden insanlar istediği şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar. Dediğim gibi tarımda bir sürü destekler vermeye başladık. İşte Düzce Mahallesi'nde farklı bir eski Düzce köyümüz vardı, şimdi mahalle oldu. Burada farklı bir uygulamaya gittik. Köyün tarihi geçmişini araştırdık. Tarihi geçmişiyle ilgili buradaki yani özelliği olan bir bitki var mı diye baktığımızda orada da ekinezya ile ilgili bir şey bulduk. Şimdi köyün baştan aşağıya peyzajını düzenledik. Baştan aşağıya bakımını sağladık. Duvarlarına köyde yetişebilen bütün ürünleri resmettik. Köyü güzelleştirdik. Ayrıca yeni bir ürün olarak ekinezyayı 6 dönüm bir arazide diktik ve uygulamaya başladık. Bu yıl köylüyle görüştüğümde mesela çok güzel bir gelir elde ettiklerini, kurutmayla ilgili sorunları vardı. Ekinezya biliyorsunuz kurutularak satılan bir bitki. Kurutmayla ilgili bir sıkıntıları vardı. Onu da gördüğünüz gibi bu ürünlerde biz kurutuyoruz. Bunun gibi jeotermal fırınlarda kurutarak dedik size sağlayalım. Fakat bu yıl tabii ki deneme amaçlı diktiğimiz için köyde kurutmaya fırınlarında kurutmadan kendileri kurutarak mevsimsel olarak kuruttular. O şekilde bile çok çok güzel bir para kazandıklarını söylediler. Şu anda geçmişte sadece mandalina kurutuyorduk. Seferihisar'ın biliyorsunuz mandalinası çok meşhur. Mandalina ya da bölgemizin şeyini aldık, yöresel ürün sertifikasını. Ne oldu? Coğrafi işaretimizi de aldık. Onu da başardık. Ayrıca coğrafi işaretle beraber yurt dışına gidişlerde ve çıkışlarda bu işaretin kullanılması için özel çaba sarf ediyoruz. Sadece almakla bırakmadık. Şu andaki bütün mandalina fabrikalarıyla, mandalina işletmeleriyle görüşmelerimiz sürüyor ve bu coğrafi işareti kullanmalarını istiyoruz. Dediğim gibi mandalinanın ötesinde şu anda işte bölgemizde yetişmiyor ama dışarıdan aldığımız ürünler var mesela. Getirdiklerine köylünün getirdiği ürünler var, onları kurutmaya başladık. Üzümdür, elmadır, armuttur. Bu bölgede yetişip işte artık olmasın diye çalıştırdığımız ürünler bunlar. Birçok çeşitlilik sağladık bu konuda da. Yani birçok yenilik yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk aklıma gelen şeylerden bir kısmı bu. Önümüzdeki planlarla da ilgili, önümüzdeki dönemle de ilgili birçok şey geliştirdik. Seçim döneminde vaat ettiğimiz işte Karakalar bölgesinde bir tane pazar yeri ve ticaret merkezi istiyorlardı. Büyük bir market istiyorlardı. O bölgede marketimiz yoktu. Onunla da ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar yerine başladık. İki pazar yerinin üzerinin kapanmasıyla ilgili söz vermiştik. Biri Ürkmez, biri Doğan Bey Paylı pazar yeri. Onların üzerinin kapanmasıyla ilgili çalışmalarımız başladı. Ayrıca çevre yoluyla ilgili bir plan çalışmamız vardı. Onu bitirdik, Büyükşehir'e teslim ettik. Büyükşehir'le ilgili şimdi eğer ki Büyükşehir Meclisi'nden geçirebilirsek, orada kabul görürse yapmış olduğumuz planlama o bölgeyle ilgili
Seferihisar'ı çevre yoluna açacağız ve merkezdeki trafiği biraz daha rahatlatmış olacağız. Çevre yolu jandarma karakolunun oradan giriyor. Çolak İbrahim Bey mahallesinin üst tarafından Turabiye'ye bağlanıyor. Turabiye'den deprem konutlarının oradan dolaşarak iç şehir merkezini görmeden bu pazar yerinin arkasındaki otoparka rahatlıkla ulaşabiliyor insanlar. Ve bu şekilde arabasını buraya bırakıp istediği tür gezerek Seferihisar'ın merkezinde alışverişini yapabiliyor. İşte bankalarda işi varsa veyahut da devlet dairelerinde bir işi varsa onları görebiliyor rahatlıkla. Yani bunun gibi birçok şeyler de yapmaya başladık. Üreticiyi destekliyorsunuz, aynı zamanda bir çevre dostusunuz ve jeotermallere karşı verdiğiniz mücadele var. En son Orhanlı Köyü'ndeki mücadeleyi kazandınız. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Evet, jeotermaller bölgede yoğun. Bununla ilgili halka destekliyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir şey, esasında ya örnekleri var. Düzgün yapıldığında jeotermal elektrik santrallerinin de zararsız olarak çevrede çalışabildiğini gördük. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu şirket tamamen özel bir şirket. Köy halkına hiçbir şey sormadan ben yaptım, oldu, bitti mantığıyla köy halkının ortasına bir konteyner kenti kurdu. Onun arkasından hemen kuyu kazacak makinaları getirdi. Belli bir bölgeyi ağaçlarını kesti. Tabii ki yani sen çevreye zarar verirsen bunun karşılığında belediyeyi de karşında bulursun, köylüyü de karşında bulursun, çevre örgütlerinde bir sürü sivil toplum kuruluşunu da karşında bulursun. Şimdi doğru yapılan esasında işlere biz karşı değiliz. JES de olsa, elektrik santrali de olsa karşı değiliz. Buna köylü de aynı şekilde bakıyor. Ama yani bunu ilk başta köylüye iyice anlatabilmek gerekiyor. Şimdi bir kuyu şeyi haritası çıkardılar. Kuyuların kazımıyla ilgili mesela 17 tane kuyu harita üzerinde belirlenmiş. Bölge var. Bir bakıyorsunuz Orhanlı Köyü'nün dibinde de bu kuyular var. Ormanın içerisinde de var. Zeytin ağaçları. Zeytin ağaçlarının içerisinde de var. Hatta şimdi yeni verilen biz mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldıktan sonra tekrar farklı bir şirket adı altında gene aynı şirketin tekrar başvuru yapmış. Şimdiki saha daha da büyük arama sahası. Daha bizim Seferihisar Tepecik mahallesinin sınırına kadar geliyor. Çok büyük, geniş bir alan varmış. Onunla da eğer ki yani hiçbir şey yokken gene yani hiçbir şey yokken derken yani köylüyle hiçbir iletişime geçmezlerse bizimle beraber ortak bir paydada buluşulmazsa, oturmazlarsa yani ne yapmak istediklerini bize anlatmazlarsa daha doğrusu gene onlarla da aynı şekilde mahkeme edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü Orhanlı Köyü hakikaten şimdi o evren arama sahasına baktığınızda Orhanlı Köyü'nün içine kadar geliyor. Çünkü Orhanlı Köyü öyle bir köy ki mesela Orhanlı Köyü ile ilgili yani o bölgede olduğu için konuşuyorum. Orhanlı Kavakdere, Orhanlı bölgesi göç veren bir köy değil. Göç alan bir köy. Dışarıdan göç alan bir köy. Her zaman işte devlet büyüklerimiz bize ne der? Köylerinizden göçmeyin. O bölgede yaşayın. İşte yaşayan bir köy var. Ama siz bunu CES'le beraber zorla insanları oradan göç ettirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü insanlara bir yaşam alanı bırakmıyor gelen firma. Yani şimdi bir bakıyorsunuz Orhanlı Köyü organik pazarda en büyük bu bölgedeki organik pazardaki en büyük paya sahip olan bir köy. Ta ki bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu organik pazara kadar mal gönderiyorlar. Kendileri götürüyorlar, satıyorlar. Orada bile pazarlar olan bir köy bu köy. Yani bu köy tarımdan, ticaretten bir para kazanıyor ki bu köy göç vermiyor, daha göç alıyor. Yani onu demek istiyorum. Yani bu köy yani yer altındaki değerinden fazla, yer üstündeki değeri daha fazla bence. Şimdi mesela bölgede yetişen bir erkence zeytini var. O erkence zeytini yani şu anda ödül almış bir zeytin. Yağıyla da ödül almış bir zeytin.
Şimdi sen bu müsaitlere gidip, şimdi diyorlar ki mesela orada zeytin ağaçlarını kesmişler. Biz gittik baktığımızda, biz bunları budadık. Ya kardeşim, Ağustos'ta, Haziran'da, Temmuz'da ağaç budanmaz. Siz tamamen ölüme terk etmişsiniz. İşte bunları yaparak oradaki o sivil toplum kuruluşları, doğa dernekleri, belediye tabii ki karşısında durur senin. Gelin yapmak istediğinizi insan gibi anlatın bizlere. Biz bilelim nerede ne yapacağınızı. Biz de gidelim köylüyle beraber, sizle beraber konuşalım. Ama doğaya hiçbir zarar vermeden yapın bunları. Onun için her zaman doğaya zarar verebilecek her tür, sadece jest değil, ne varsa hemen karşısındayız. Türkiye'de mavi bayrak alan en çok ilçelerden birisiniz. 8 mavi bayraklı plaja sahipsiniz. Evet. Nasıl mavi bayrağı almak, ne yani, çaba gösteriyorsunuz ve ne kaliteli bir plajınız var? Şimdi onların tabii ki bazı kriterleri var o mavi bayrağı alabilmek için. Biz her yıl başvurusunu yapıyoruz. Hatta yeni genel uyum için başvurusunu bulduk. Kasım ayı içerisinde bir başvurusu oluyor. Başvuruyu tamamladıktan sonra belli kriterleri var, o kriterlere bakmak zorundasınız. En önemli kriterlerinden bir tanesi ki hem çevre temizliğidir hem de deniz suyunun temizliğidir. Ve Türkiye'de mavi bayraklı 8 plaja sahip olan tek belediye biziz. Özel plajları olup da şey olanlar, geçenler var. Ama belediye olarak başvurup 8 mavi bayraklı plaja sahip olan tek belediyeyiz biz. Gerçekten zor. Büyük bütçelerde olan şeyler bunlar. Yani sadece temizlik bakımından, işte can kurtaranından tutun, işte oradaki bağlamış olduğunuz botundan tutun, birçok şey, yani engeller için ayrılan bölümlerden tutun, birçok plajımızda bunları sağlamaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür ki bugüne kadar iyi de götürdük. Sadece bir plajımızda sorun çıktı bizim. O da dereden denize akan bir şeyimiz var, bir deremiz var, denize akan bir deremiz. Orada bir yoğunluk yaşadık. Onun için onunla ilgili de 2 yıldır takipteyiz. Umarım bu yıl tekrar o plajımıza da mavi bayrağımızı asabileceğiz. Gelirken yolları gördüm. Yol çalışmalarımız, evet. Bayağı aktif çalışanlar var. Ya şimdi şöyle bir durumumuz var bizim. Bizim geçmişte içme suyumuz çok geçmişe, içme suyu hattımız çok eski. Geçmişe dayalı. Çok yani 30-40 yıl önceki borularla hala da içme suyunu sağlıyoruz. Ve Seferihisar'daki İSU'nun yaptığı araştırmalara göre %70 bir su kaçağının olduğunu söylediler hatta. Biz de baktık ve hakikaten İSU her gün hemen hemen 15-20 tane patlak yapmak zorunda kalıyor Seferihisar gibi yerde. Ve devamlı yollarımız kazılıyor. Biz de bunları kapatmakla uğraşıyoruz. Bunun bir çare olmadığını düşündük. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda Seferihisar'ın içme suyu hattını yenileyelim dediler. Tamam dedik, kurumları yazdık. İlk TEDAŞ'la başladık. TEDAŞ seçimden sonra hemen Seferihisar'a girdi. Elektrik telleri yerin altına aldı. Bir kısmı alınmamıştı, onları bitirdi. Onun üzerine Türk Telekom girdi. Türk Telekom'dan sonra doğal gaz bütün mahallelerden geçti. Biz tekrar üzerini kapatsak da artık yol hakikaten kullanılamaz duruma giriyor. Devamlı siz üzerini kapatmayla yamayla geçiştiremiyorsunuz bu işi. En son Büyükşehir Belediyesi'yle de konuştuk, bu kadar hepsi geçmişken işte boru hattını da, içme suyu boru hattını da geçirelim. Temmuz su hattını bir kere de en son tertemiz bir şekilde baştan sonra bütün mahalleleri yapmak kaydıyla hepsini yapalım, bir kere de çıksın, yol sorunumuzu da bu şekilde çözelim istedik. Umarım işte en yakın zamanda bizim en büyük sorun olduğumuz mahalleler, mesela Turab Bey, Çolak İbrahim Bey Mahallesi gibi mahallelerimiz var. Oralar çok büyük, sıkıntılı yol olarak. Oraların boruların döşenmesiyle beraber, üst kapamasıyla beraber başlıyoruz. Şimdi Karakağlar'dan bir bölge, Karakağlar bölgesi dediğimiz bir bölge var. Orada biten bir boru, içme suyu boru hattımız var. Branşmanları da bağlandıktan sonra üç kapaması da başlıyoruz artık girmeye.
Büyükşehir Belediyesi'yle de konuştuk. Bize gerekli desteği sağlayacağını söyledi. Sağ olsun. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da o konuda çok çok teşekkür ederim.